Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. En son ticaret mallarındaki zekatı söylemiştik. 2-3 noktasını hatırlatalım. Ee, dersin yani bir e, evvelki dersin son kısmını insan hatırlarsa derse devam ediyor gibi olur. Bir kopukluk olmamış olur. Sanki o zaman ders ara vermemişiz de devam ediyormuşuz gibi olması açısından dersin son kısmının tekrarı her zaman için faydalıdır. Şimdi ticaret malları hangi mal olursa olsun hepsi zekata tabidir demiştik. İster e, buğday gibi tarım mahsulleri ticaret maksadıyla alınıyor satılıyorsa. İster hayvan, ister mağazadaki mal, isterse başka aklımıza gelmedik başka bir şey. Sonuçta ticaret. Hatta mesela diyelim ki yarış atı, ee, bülbül, kuşlar, yani mesela diyelim ki tavşan. Yani bunlar normalde pek öyle bir satışı yoktur yani. Ama Adam bunu mesela çok miktarda alıyor. Bundan para kazanmak için yani çok miktarda tavşan mesela topluyor her taraftan, satıyor filan, bu işi yapıyor. Böyle bir durum varsa bu da dahil olacak. O da o da artık bir tavşan olarak görülmeyecek. Kıymeti neyse ticaret malı olarak görülecek. Ee, bu hayvanlarda da eğer ticaret maksadıyla besleniyorsa bunların da adedi önemli değil. Üç tane koyun bile olsa ticaret maksadıyla besleniyorsa onun kıymeti önemlidir. Piyasa fiyatı ne kadarsa o fiyat üzerinden hesap edilecek. Malımızın üzerine onu ekleyeceğiz yani. Başka paramız varsa onu da onun üzerine ekleyeceğiz. Ondan sonra tamamının zekatını kırta bir olarak vereceğiz. altın da nisap 20 miskal diye hatırlarsanız, yaklaşık 80 gram. Gümüşte de 200 dirhem demiştik. İşte dirhem de iki kısımdı. dirhem şer'i ve dirhemi örfi. dirhem, örf dirhem şer'i, yani e, hadislerde gelmiş olan, rivayetlerde bize gelmiş olan dirhem. O zaman için işte kaç e, buğday veya arpa ağırlığında idiyse işte ona göre e, bugünkü grama çevriliyor. Yani böyle hesap ediliyor. Bir arpa ağırlığı tabi tam olarak tespiti çok zor ama e, sonuçta hesap yapma tarzı budur yani. Bir kırat kaç arpadır? Kaç arpa ağırlığındadır? İşte bir miskal kaç kırattır? Bunun hesabı yapılıyor. Ona göre yaklaşık olarak işte bugünkü ifadeyle söylersek 20 miskal 80 grama yakın ee, tabi başka hesaplama yöntemlerine göre 96 grama kadar çıkaranlar da olmuştur. Yalnız ortalaması 80 gramdır. Bunu baz almak. 200 dirhem gümüş olarak da baz alınabilir. O da işte 560 gram dirhem şer'iye göre hesap ederseniz şey evet doğru 560 gram dirhem Osmaniye göre hesap ederseniz yani 640 gram yapar yaklaşık olarak. İster altın nisabına göre, isterse gümüş nisabına göre eğer paranız bunlardan birine denk geliyorsa hangisi olursa olsun o zaman zekat vermek zorundasınız. Çünkü e, bu çağlara göre değişebilir. Belki peygamberimiz zamanında belki 200 dirhem gümüş 20 miskal altına denk geliyordu. E, çağlara göre bu tabi değişecektir. Yani mekandan mekana Çağdan çağa değişir ama hangisinden e, hesap edersen zekat vermek zorunda kalıyorsan ondan hesap edeceksin. Ve ticaret niyeti ile amel beraber olacak demiştik. Yani sadece niyet kafi değil bir de mesela satın alması lazım. O niyette satın alıyor. Almak da bir ameldir. Bu amel ile niyetin beraber olması. O malı ticaret malı yapar. Yoksa ticaret malı sadece niyetle olmaz. Mesela bir yerden bir miras gelmiş olsa, kişi onu almış değil yani, satın almış değil. Yalnızca niyet ediyor mesela ben bununla para kazanırım işte, alır satarım filan. Bu şekilde düşünüyor. Bununla sırf bu niyetle ticaret malı hükmüne geçmez eğer ama bu dediğimiz tabi bir görüş İmam Ebu Yusuf'un görüşüne göre ise bu durumda ticaret malı sayılır niyet çünkü bu adam mirası kabul etti kendisine verilen bir şey almadı ama verilen mirası kabul etmek de bir ameldir o niyetle almış oldu ve niyeti de e, yapmış oldu amel de yap, yaptı niyet de yapmış oldu yani bundan dolayı e, miras olarak gelmiş olan bir mal alım satım niyeti olursa ticaret malı sayılır diyor ki İmam Ebu Yusuf'un bu görüşü bugün de daha çok insanların kabul edebileceği bir görüştür çünkü hem fakir için de daha iyidir ee, yoksa mesela diyelim ki adama bir miras kalmış babasından mesela 10 trilyon olur mu olur yani? Yok mu öyle zenginler? Çok. 10 trilyon adama mesela miras kalmış. Şimdi bu adam o 10 trilyon olduğu halde hem de nakit para. Mal da değil yani. Nakit para 10 trilyon parası olduğu halde bu parayla ticarete niyet etmediği için şeye buna niyet etse bile ben bu parayla işte alır satarım falan gibi niyetleri de var. Ama bu e, kendisine kalan miras bunu e, alırken alırken yani daha doğrusu e, almamış kendisine gelmiş zaten e, kendisine gelmiş olduğu için ticarete niyet etse bile o görüş buna zekat düşürmüyor. Halbuki adamın 10 trilyonu var yani. İmam Ebu Yusuf'a göre buna zekat düşer. Çünkü aldı kabul etti diyor. Miras malını aldı kabul etti. Dolayısıyla bu bir, bu bir ticaret malıdır. Yani mal ise bu şekilde elde edilmiş bir malsa tabi demin para dedim de aslında mal demek lazımdı. Mal olarak gelmiş kendisine miras ve ticarete de niyet etmiş ise buna zekat düşürmek daha doğru olur. Başlangıçta ticaret niyetiyle almamış, sonradan belki ihtiyacım, ihtiyacım olursa satarım gibi düşünmüş. Bununla sadece bu, bu kadarcıkla ticaret malı olmuş olmaz. Çünkü başlangıçta alış niyeti de o değildi. Zaten herkes yani her malını insan icabında yani giydiği gömleğe bile icabında satabilir yani sıkıştığı zaman. Yani o duruma da insan gelebilir. Bu bütün mallar için geçerlidir. Onun için onu zekat olarak yani o malı zekat verilmesi gereken ticaret malı olarak saymıyoruz. Eğer ticaret malı şekil değiştirse, cins değiştirse, ve mesela elbiseyken ara, e, araba, arabayken mesela elbise oldu, onu sattın bunu aldın yani efendime söyleyeyim işte elbiseyken ayakkabı aldın onunla bu bir şey değiştirmez yani, senenin başı neyse yine sene devam eder yıl, yılın başlangıcı değişmez yani zekat vereceğin tarih değişmez, mal değişti ama e, hepsi sonuçta aynı maldır ticaret malıdır O oyundan ama hayvanlarda böyle değildir hayvanlarda koyun satıp da başka bir koyun alırsan o aldığından sonra bir yıl yani o hayvanları değiştirmişsen başka hayvanlarla değiştirmişsen değiştirdiğine itibaren bir yıl sonra zekat verecek hayvanlarda böyle demiştik çünkü sayma hayvanlarda zekat kendine düşer yani aynına düşer hayvanın kendisine düşer ama ticaret mallarında aynına düşmez kıymetine düşer yani maliyetine düşer tabii ki e, bu sayme hayvanlar da şunu söylemek lazım mesela bunu diyelim ki elinden çıkardı paraya dönüştürdü bu adam daha evvel parası yoksa hiç parası yoksa mesela zekat kendisine düşmüyor normalde. Mesela 30 tane koyunu var. Bunu sattı 300 milyondan 9 milyar etti. Bu adama normalde zekat düşer. 80 gram altın sanıyorum 4-5 milyarı geçmez yani. Bu adamın 9 milyarlık parası var buna zekat düşecek şayet ama ne zaman düşecek yani bu zekat? O hayvanları satıp paraya çevirdiğinden o an itibarıyla ondan bir sene sonra. Çünkü daha evvel zaten hayvandı. Saime hayvan idi. Diyelim ki 30 taneydi. 30 tane saime hayvanına zekat düşüyor mu? Koyun yani. Düşmüyor. Düşmüyor. 30 tane sayma koyunu varken buna zekat düşmüyordu. Ne zamanki sattı, paraya çevirdi, mesela 9 milyarı oldu. Artık o andan bir sene sonra zekat düşecek. Bu bir sene sonra ne zaman geçerlidir? Başka malı yoksa, başka zekata tabi malı varsa, o zaman bir sene beklemez. Zaten onun bir günü var. Zaten kendisinin bir günü var. O gün, ne kadar girmiş bütün mallar hepsi dahil olur içine. Bir günü var mesela diyelim bir Ocak onun zekat günüydü bu sene için. Ee, o başka malı vardı mesela diyelim 30 milyarlık malı vardı. Bu 9 milyar da onun içine katar. 39 milyar olarak 40'ta bir zekat olarak verir. Yani bir sene beklemez. Yani ben bu hayvanları bugün sattım. Onu bir sene sonra vereceğim. Diyemez çünkü zaten kendisine zekat farzdır, zaten başka malı vardır ve bu da ona katılacaktır. Yani yeniden sıfırdan zengin olmuyor yani. Ama başka malı olmasaydı, o hayvanları sattığı anda zengin sınıfına girmiş oluyordu. 80 gramdan fazla mala sahip, paraya sahip olmuş oluyordu. Ee, o anda yeni daha zengin sınıfına girdiği için bir sene sonraydı. Ama zaten bu adam zengin sınıfında ise zaten başka malı mülkü varsa dolayısıyla bir yıl beklemez. Onu da içine katar. Eski malın içine katar. Hepsini birden toplam 41 bir olarak verir. Hocam şimdi sahibine hayvanlarda aynı söz konusu olduğunu söyledik. E şimdi diyelim adamın 80 koyunu var. Bunun 40 tanesini sattı. Ama yerine 80 tane ayrıyeten koyun aldı en sondakinin mesela nisap miktarı olduğu için nisap miktarı 80 da, tane e, koyunu var. Şimdi hocam e, 80 tane koyunu vardı. Önceden evet. sayma olan. Bunlara zekat düşüyordu zaten. Evet. E, bunların 40 tanesini sattı. Tekrar bir 40 tane daha <laughs> aleyhinden aldı. He. E, şimdi bu yeni alınan koyunların e, tekrar bir sene üzerinden geçmesini gerekiyor. Yoksa eski 40 koyunun üzerinden zekatını verecek. Yani eski, e, e, evet. Yani eskiden e, var olan koyunlara hala devam ettiği için, evet. yani burada iki iki görüş e, mümkün yani. Yani 80 <laughs> koyun üzerinde, 80-40 farkı yok. Sen misalin misali değiştirelim de biz 100-130 e, diyelim mesela yani 130 koyunu vardı mesela bunun diyelim ki işte 40 tanesini sattı başka 40 tane koyun aldı yerine ee, bu şekilde şimdi zekat verirken 130 koyunun zekatını mı verecek yani 2 koyun mu verecek yoksa bir koyun yani o 40'ı çıkartırsa 90 tane kalıyor 90'ın da zekatı bir tanedir yani bir, zekat, bir koyun zekat mı verecek, iki koyun mu zekat olarak verecek? Yani burada e, iki görüşte mümkün yani. Ayniyet e, esas olduğuna göre o kır tanesi yeni gelmiş olduğundan göre o şey ama burada şöyle bir sorun çıkar. Yani biz 90 üzerinden sayarsak o zaman diyelim ki bu adam yıl içerisinde bu bu mesela 30 defa yaptı bu işte mesela bu aldı verdi bir daha aldı bir daha verdi bir daha aldı bir daha verdi. bu adam sürekli yıl hesabı nasıl yapacak mümkün değil yani buna özel muhasebeci tutmak lazım yani yani bu bu durumda en güzeli hem fakir için de hayırlı olan odur o 130 koyun üzerinden kabul eder çünkü zaten koyunlarının gerisi duruyor aynı koyun yalnızca 40 tanesini veya 10 tanesini mesela içinden çıkardı 130 koyundu. İşte 120 tane kaldı. Eski koyunları 120 kaldı. Buna normalde bir tane düşer. Ee, ama 120 koyunu kine eski koyun yani. Bu yeniler ona dahil olduğundan dolayı bunları eski koyun gibi kabul edip iki koyun olarak yani toplam 130 koyun kabul etmesi e, daha uygun olandır yani. Ama ikinci bir görüş bu hususta olabilir. Mümkündür yani. Şimdi burada ticaretmandan hesap miktarına gelip bir şey soruyor mu? Altın da, gümüş de bir hesap miktarı olarak bir ölçümlü mü Biz hep altını mı Gümüş Gümüşü aldığımızda çok düşük bir rakam çıkıyor yani bu. E... Bu zamanda böyle olmuş yani şimdi artık gümüş kullanılmıyor. Altın yine kullanılmaya devam ediliyor. Gümüş kimse kullanmıyor. Gümüşle bizim gibiler işte kullanıyor bir yüzük olarak başka bir şey yok yani. O yüzden çok düşmüş fiyatı. Ben fiyatını bilmiyorum ama her zaman duyuyoruz yani fiyat çok düşük olduğunu. Yani sınıf, bir 500 milyon mu? 500 milyon yani kilosu 1 milyon falan. Şey 1 gramı 1 milyon falan mı? Yani 651 milyon falan. Daha da düşük. Evet yani 70 kuruş. Yani. yani o zaman 400 milyon falan yapıyor. Bu şey yani bu duruma göre o zaman 400 milyonu olan adam zekat verecek. Evet yani şu e, piyasa şartlarında durum böyle böyleyse böyle yani. O zaman verecek. Ben bu kadar düşük olduğunu bilmiyordum ama düşük olduğunu biliyorum yani. Ama o dediğin rakam kadar mı düşük yani? Şimdi oradaki önemli değil. O İstanbul bilmem ne borsalarında yani o önemli değil. Kuyumcudan kaça yani. yani? Kuyumcuda bir gramı 560 bin lira değildir herhalde. O dediğin başka bir rakam olabilir. Top Toptan, işçiliksiz külçe fiyatı filan. Neyse işte yani ona bakmak lazım. Ama kural şudur yani bir insan eğer altın olarak düşünürse zekat vermesi gerekmiyor. 20 kal altın yani 80 gram altına denk gelecek parası yok. Ama gümüş olarak düşündüğü zaman 560 gram gümüşü var yani. O o kadar parası var. O zaman zekat verecek. Dolayısıyla bu kişinin vereceği zekatın önemi yok da yani vereceği zaten 3-5 milyon bir şey. Fakat e, bu adam zekat alamayacak yani. E, asıl mühim olan bu nokta yani. Yani 400 milyon veya diyelim ki 1 milyar zekatı ne ki yani 25 milyon değil mi 600? Bunun kıymeti yok ama bu adam zekat alamaz artık. Ve kurban da kesmesi gerekecek. Fitre de vermesi gerekecek. Yani mühim olan burası. Ve öyleyse öyledir. İslam'ın emri neyse odur yani. Yani demek ki piyasa bugün böyle olmuştur şimdi biz bu bugün piyasa böyledir diye mesela gümüş nisabını kaldıracak mıyız? Yalnız altını mı esas alacağız? Gümüşü esas almayacak mıyız artık? Yani bunu ben söyleyemem. Hadislerde bu var. Ama yeni bir iştihat yapılabilir yani. Yani bugün artık gümüş tamamen piyasada hemen hemen kalkmış gibi bir şey. O yüzden gümüş esas e, almayalım, altın esas alalım diye bir işdahat e, yapmak isteyen bir müşterid varsa yapabilir. Yani işdahat e, kapsamına giriyor yeni bir mesele. Tabi herkesin de görüşüne herkes e, kabul etmek zorunda değil uymak zorunda değil. Yani birisi öyle iştahat yapar ama kim uyar? O da ayrı mesele. Yani sonuçta yani insanlar bunu kabullenmekte zorlanır. Neden? Çünkü hadiste gümüş geçiyor. Gümüş geçtiği için insanlar kalbi rahat etmez. Yani her şey alimin iştahadıyla da hallolmuyor ki yani. Alim de çok, kafa da çok, ama sonuçta hadis var. Hadiste insanlar hadisi bildiği için yani böyle tereddütte kalacaktır. O da çok da böyle isteyerek uyamayacaktır. Yani ihtihad yapılsa bile. Evet. Şimdi altınla gümüşe gelince biz e, zaten oraya gelmiştik. Asıl konumuz da orasıydı. Bu altınla gümüş ister sikke halinde yani basılmış devleti mührüyle mühürlenmiş olsun isterse olmasın. Sonuçta tüm dünyada altın ve gümüş geçerli bir maddedir. Allah Azze ve Celle'nin altını neden yarattığı tabi kendi bilir ama bizim bildiğimiz kadarıyla altın insanlar arasında. Mübadele vasıtası aracı olarak yaratılmış bir hikmeti bu en azından. Tabi diğer taraftan kadınların süslenmesi, hatta erkekler için de süstür yani gümüş mesela. Ee, böyle bir hikmeti de var. Ve ama en önemli hikmeti altın tarih boyunca alma verme, alım satım aracı olarak kullanılan bir şeydir. Evvelden mesela insanlar para bilmezlerdi yani kağıt para diye bir şey yoktu tabiatıyla kağıt paranın olmadığı bir yerde mesela kağıt para daha ne zaman çıktı kağıt paranın çıkışı diyelim ki mesela 100 sene 200 sene falan maksimum yani böyle bir şey ama bu insanoğlu bu dünyada yapılan araştırmalara göre en az 40 bin yıldan beri var bulunan en eski fosiller Hatta bazı fosiller 2 milyon senelik fosiller de bulundu da onların insan olup olmadığı tam anlaşılamadı. Nereden baksan diyelim ki 40-50 bin yıldan beri insan var. Yani daha şu son 100 yıldan beri 200 yıldan beri belki Avrupa'da yani kağıt para tam bilemiyorum tarihin de yani yaklaşık söylüyorum. Ee, böyle bir, şey, bir durum var. Yani peki daha evvel nasıl olacaktı yani eğer Allah altını yaratmasaydı İnsanlar evvelden matbaası mı vardı, kağıt para mı, devlet mi vardı ki zaten? Kağıt para mı basacaktı yani? İşte o dönemler için Allah Azze ve Celle altını yaratmıştı, gümüşü yaratmıştı. Bunlar az bulunan şeyler olduğundan dolayı kıymetli oldular. Az bulunmasının hikmeti de bu yani. Yoksa Allah istese bütün dağları taşlar altın yapar. O zaman insanlar arasında mübadele vasıtası olmaz. Neyle ben o zaman alıp satacağım buğdayı, arpayı, gümüş şeyi, domatesi, salatalığı neyle, neyle o zaman? Yani her taraf mesela altın olsaydı o zaman bir kıymeti olmazdı. Ben sana o zaman niye vereyim yani domatesimi değil mi? Sen bana vereceğin altın karşılığını ben niye vereyim sana buğdayımı? Zaten her taraf altın olsaydı yani öyle olsaydı kimse yapmazdı. Yani altının gümüşün yaratılmasının en önemli hikmetlerinden biri budur. E, süs için yaratılmış olması da bir hikmetidir. Çünkü güzel maddelerdir bunlar ve bunlar paslanmayan maddelerdir. E, o yüzden Allah Azze ve Celle insanlara bunu öğretmiş. Peygamberler eliyle bu insanlara öğretilmiş ve insanlar bunu insanlık tarihinin başlangıcına itibaren alım, satım aracı olarak kullanmışlardır. Bu yönüyle e, altın ve gümüş tıpkı hayvanlara benzer. Mesela evvelden taksi yokken insanların gene ihtiyacı var. Yani uzak mesafelere gidecekler. Neyle gidecekler? Allah onun için at yarattı, deve yarattı. Yani yani evvelden araba olmayınca insanlar ne yapacaktı yani? o döneme uygun araç yarattı Allah. Aynı şekilde o döneme uygun altını gümüşü yarattı Allah. Halen de kullanılıyor. Eskiden para yoktu mesela şimdi para var. Altına gümüşe aslında çok da gerek kalmadı. Bir tek süs için kullanılması mümkün. Ama bu, bu insanoğlu yani dünyaya yüz yıldan beri gelmemiş ki. Bu kadar bin yıldan beri belki milyon yıldan beri bu insanlar ne yapacaktı yani altın olmasaydı? Neye göre yani alım satım yapacaklardı? Bu Allah'ın bir e, ikramıdır yani kullarına. Aynı zamanda medeniyeti öğretmiştir Allah bu şekilde. Almayı, satmayı, insanca muameleyi öğretmiştir. Her şeye bir ölçü. Bu bu, bu buğday işte kilosu mesela şu kadar altın. Bu buğdayın isi ise şu kadar. Bu pirincinki bu kadar. Bu medeniyettir yani. Her şeyin bir ölçüsünün olması, kurallarının olması, terazinin dünyada icat edilmesi. Bunlar terazi mesela terazisiz mesela medeniyet olur mu? Yani tartı kantar olmadan siz neyi neye göre alıp yani satacaksınız? Neyi neye göre yani? Terazi medeniyet için gereklidir. Adalet için gereklidir. Aynen öyle. Altınla gümüşle medeni olmak için de gerekiyordu yani. Çünkü neye göre bunun fiyatı belirlenecek? Medeni insanların ölçüleri olur, kriterleri olur. Mesela Avrupa kendi medeni gör, görüyor ve mesela kopana kriterleri diyor adına. İşte insan hakları beyannamesi falan filan diyor. Yani bir takım kriterler koymayı medeniyetin gereği olarak görüyorlar. doğrudur da bu bu nokta. Yani elbette ki medeni milletlerin kriterleri olur. Ve din ta o zamandan itibaren bunu yapmıştır yani. Yani sonuçta ilk insan peygamber altının, gümüşün kıymetini ilk insana Allah öğretiyor. Vallahi Allah bütün isimleri Adem'e öğretiyor. Altını, gümüşü de öğretiyor yani. Bu diyor altındır, bu az bulunur, bunun bu kıymetlidir. Buna göre alıp satım yapacaksınız. Allah ona hazır veriyor. Yoksa insan oğlunun altını, gümüşün kıymetini bilmesi için belki 10 bin, 20 bin sene lazım. Kendi kendine eğer bulmaya kalksaydı, belki 20 bin sene sonra yani böyle bir e, araç bulacaktı yani Çünkü zaten bulunmayan bir şey Dağların içinde Zaten bulunmayan bir şey İşte Allah azze ve celle O zamana kadar ki insanlar Nasıl e, alım satım yapacaklar Onun için ta ilk insana ilk peygambere bunu öğretiyor yani Her şeyin Bir e, Ölçüsü lazım Olduğu için altın ve gümüş Yaratıldı İşte 20 miskal diyoruz. 20 miskal, bir miskal 20 krat eder. Bir krat da 5 arpa ağırlığıdır. Dolayısıyla bir miskal 100 arpa ağırlığı olmuş oluyor anlayacağınız. 100 arpa ağırlığı demek ki işte yani 4 gram civarında 4-4,5 gram arası yapıyor. Dirhem olarak da bakarsanız gene öyle. Bir dirhem 70 arpa ağırlığı yapıyor yani. Yani bir dirhem 14 krat, bir kratta 5 arpa, 70 arpa yapar. Bu şekilde. Dolayısıyla bir miskal 100 arpa ağırlığına deniyor. Bir dirhem de 70 arpa ağırlığına deniyor anlayacağınız. Tabi işte bu arpadan arpaya fark edebilir biraz. Yaklaşık olarak yani bunlar sonuçta bugünkü gram tabi çok hassas bir şey. Eski bu miskal ve dirhem bu kadar hassas değil. Şimdiki kadar hassas değil. Ama yine de o zamanın şartlarına göre gayet güzel hassas bir ölçü konulmuş yani. Arpa mesela denilmiş. Yani 100 arpa yaklaşık olarak yani aynıdır. Yaklaşık olarak. Yani Adana'nın arpasıyla Mersin'in arpası ne bileyim ben işte Ankara'nın arpası yaklaşık olarak aynıdır yani. O zaman için bir ölçü konulmuş yani 100 arpayı demişler. Bunu bir miskal kabul edelim. Nasıl ki mesela 100 santim 1 metre kabul ediliyor. Sonuçta bunlar kabuldür yani. Eski insanlar da böyle güzel şeyler geliştirmişler. Tabi peygamberler aslında bütün ilimlerin başında peygamberler var. Peygamberler yalnızca hidayet öncüleri değil, aynı zamanda bu gibi ölçüleri de koyuyorlar. Yani mesela Nuh Aleyhisselam yaptığı gemi bir harika bir şey. Mesela e, ayette tenur kaynamaya başladı diyor mesela tenur kay kaynamak ne demek yani kaynamak kaynadı diyor yani ve ferat tenur ne nasıl bir şey yani yani bu açık bir şeyin kaynadığını ifade ediyor ki bu buharlı gemiye işaret yani yani demek ki belki ilk buharlı gemi yapan insan desek doğru yani yani peygamberler sadece böyle tevhid anlatan insanlar da değil. Çünkü insanoğlunun bu dünyadaki hayatı tevhidden ibaret değil ki yani. Alım satım var. O tevhid itikat. Allah'tan başka bir ilaha bir otoriteyi kabul etmemek. Ama bir de amel var yani. Her şey itikat değil ki. Nasıl yaşayacak? Nasıl evlenecek? Nasıl gemi yapacak? Yani icatların da başını yine peygamberler çekiyor. Mu mucitlerin başını onlar çekiyor. Yani bu, bu görevler, asıl görevler bu değil. Ama insanın buna da ihtiyacı olduğundan bunun da bir adımını atıyorlar yani. Ya mesela peygamberimizin bir sürü böyle tıpla ilgili hadisleri var. Doktor değil tabi bunun için gönderilmemiş ama böyle tıpla ilgili birçok hadis var. Yani onun da temelini atıyor. Ya Allah Resulü daha, daha doğrusu Allah'ın bütün Resulleri, bütün Nebileri böyle birçok görevle bir anda görevlendirilmişler birçok şeyde e, inkılaplar gerçekleştirmişler. E, böyle bir ölçü koymuşlar yani 100 arpa. Bir miskal, 70 arpa, bir dirhem demişler. E, nasıl ki mesela 100 kuruş 1 lira. Efendime söyleyeyim 1000 metre 1 kilometre mesela. Niye yani 100 metreye 1 kilometre dememişler? Ne bileyim ben dememişler işte. Yani bunu zamanında insanlar böyle kabul etmiş, öyle olmuş. Yani öyle deseler de öyle olurdu. Böyle demişler, böyle olmuş yani. Yani nasıl ki 100 her meselede 100 geçerli değil. Yani 100 santim 1 metre. Ama 100 metre 1 kilometre değil. 1000 metre olursa 1 kilometre oluyor. Mesela 100 gram bir kilo değil, 1000 gram bir kilo. Onun gibi bu da 100 arpa, bir miskal, 70 arpa, bir dirhem. Farklı ölçülerin yani olması, bugün de geçerli olan bir şey yani bu. Çok garip bir şey değil yani. Yani size, hocam zaten bizim aklımıza bile gelmiyordu. Sen bizim aklımıza iş düşürdün. Böyle bir şey biz farkında bile değildik diyorsanız, herhalde öyle diyorsunuz değil mi? Yani biz farkında bile değiliz yani bir miskal Yüz arpa bir dirhem yetmiş Falan yani bize ne Biz zaten böyle bir şeyin farkında değiliz Yani bilin Kötü bir şey mi yani? yani Bilmeniz lazım yani bu neye göre konulmuş Bugün nasıl ki konuluyorsa Bazı ölçüler o gün de konulmuş yani Bütün ölçüleri bugün insanoğlu Koymamış yani Geçmişte de Bazı böyle ölçüler konulmuş yani bütün e, teknoloji bugündür diyenler nasıl hata ediyorsa, bütün ölçüleri bugün biz koyduk diyenler de hata eder. Bütün teknoloji bugün ortaya konulmuş değil. Allah Azze ve Celle mesela İrem e, kavminden, e, şehrinden bahsediyor. O اَلَّتِ لَمْ يُخْلَقْ مِسْلُهَا fil diyor. Onlar gibisi yaratılmadı. Memleketler arasında onlar gibisi yaratılmadı diyor. Yani geçmişte böyle bir e, önemli bir medeniyetin kurulduğunu anlatıyor yani. Her şey bugün değil diyor yani her şeyi siz bulduğunu zannetmeyin. Ta İrem kavminde bile böyle şeyler vardı yani. Böyle insanoğlu hani taş devrinden hani geldi diyorlar ya. Yani belki bir yönüyle doğru ama öyle sanki insan hayvan gibi Hayvandan da aşağı hatta bir varlıkmış o şekilde böyle gelişe gelişe bugünkü aklı seviyesi gelişmiş. Hayır böyle bir şey yok. İlk insan da peygamber yani şerefli, asil, akıllı bir varlık yani. Böyle evet belki bazı e, konularda tabii ki gelişme oldu. Tabii ki oldu. Her günde oluyor. Ama bu e, insanın e, aklı yoktu da sonradan oluştu demek değil insan o günde bazı ölçüler koyuyordu. Yani geçmiş insanları tamamen cahil gibi, hiçbir şey bilmez gibi görmek Kur'an'a aykırıdır. Çünkü Kur'an'a göre ilk insan peygamberdir. Yani. Yani Allah Azze ve Celle ilk insandan itibaren insanları başıboş bırakmamıştır. Evet. Hangisinden eğer e, zekat düşüyorsa ondan vereceksiniz dedik altındansa altından gümüştense gümüşten şimdi mesela 20 miskal altınımız var biraz daha fazlamız var 23 miskal altınımız var 20 miskalden e, mi vereceğiz 23 miskalden mi vereceğiz? Şimdi İmam-ı Azam diyor ki 20 miskalden sonra 4 miskal yani 5'te 1 yani humus 4 miskal daha diyor fazla ise 24 ise yani o zaman diyor ondan da verir o 4'ten de verir yok 4 değil de 3 ise 3 üç buçuksa yani 23 23 buçuk miskal ise 20 kabul eder diyor. Çünkü diyor yani 4'ten aşağısına düşmez. 4 miskaldan aşağısına düşmez. 20 ee, miskal altını olan bir insan kırkta bir yani yarım. Yarım miskal verecek. 200 dirhem gümüş olan insan 40'ta bir yani 5 dirhem verecek. 200 dirhem ise böyle. 20 miskal ise böyle. Ama dediğim gibi 23 miskal ise tartışmalı. İmam-ı Azam'a göre 20 kabul eder. İmam Ebu Yusuf'a göre hatta e, imameyne göre bu küsurların da zekata tabidir. 23 de olsa 23 üzerinden hesap edip verir. Şimdi bu böyle. Bir de şöyle bir mevzu var. Mesela 200 dirhem değil 239 dir dirhem gümüşü var. 239 dirhem. Siz bunu grama vurun artık kaç gram yapıyorsa. Yani mesela işte 600 gram mesela. 600 gram gümüşü var. E, 239 dirhem olarak söyleyelim ki konu önce bir anlaşılsın ondan sonra siz gramını siz hesap edin. 239 gram e, şey e, dirhem gümüş ise bunu imam azama göre 200 dirhem sayar. 239 olarak vermez. Çünkü 39 za düşmez diyor. 200'ün 5'te biri kaçtır? 40. Humus yani. Humus da 5'te 1 demek zaten. Ee, bu 200'ün 5'te biri 40. Kırk. 40'tan aşağısına düşmez diyor İmam-ı Azam. Humustan aşağısına olmaz. Yani o zaman 240 olursa e, altı 6 dirhem vermiş olacak. 200'ünki 5'ti diye 40'ınki de 1 6 yapıyor 239 dirhem ise 5 veriyor 1 yani dirhem eksik olunca 140 olmayınca 39'u saymıyor ama imameyine göre onlar da sayılır 239 üzerinden vermesi lazım gelir Altında da tabii aynı hüküm geçerli yani gümüş ve altın farkı yok. Tabi mesela bugünkü şartlarda düşünürsek her ne kadar altın, gümüş bugün de para gibi ise de fakat kimse altını altın olarak aslında artık düşünmüyor tamamen para gibi düşünüyor. Onun için bu zamanda uygun olan imame'nin görüşüdür yani 200 dirhem. Mesela 560 gram yani. Gümüşü olan adam e, şayet biz onun zekatını hesap edeceksek 560 gram üzerinden e, hesap edeceğiz. 560 gram gümüşü varsa. Ama mesela 580 gram gümüşü var. İmam Azam diyor gene 560'tan hesap eder. Yani 40 dirhem olmadıkça gümüşse yani altınsa da 4 miskal olmadıkça fazla olan kısım, küsurat olan kısım ona ona düşürmüyor. Şimdi biz 2.8'den hesap ettiğimize göre 40 dirhem gümüş ne yapar? Yani 3 gram olsaydı 120 yapardı. 8'i yok 112 yapar. 112 gram 560 üzerine ekleyin. 662 672. 672 değil 670 olsaydı diyor. 2 gram eksik yani. Yani 1 dirhem yaklaşık eksik. Olsa bu adam diyor 560 üzerinden verir. Yani 672 olmadığı için 670 mesela 671 mesela o küsuratı vermez diyor. 560 gibi kabul eder öyle verir. Ama bu zamanda e, imame'nin görüşü bundan daha uygun bir görüştür çünkü zaten insanlar da bunu kabul eder yani mesela 560 gram gümüşü olan e, adam ile 670 gram gümüşü olan adam aynı verecek denirse bugünkü insanlar da böyle şey mi olur der yani ve, ve fakir için de daha hayırlı olan bu meselede İmam Eylül'ün görüşüdür onun için biz e, nasıl ki parayı altın olarak gümüş olarak düşünmeyin para olarak düşünün bugün altın gümüş zaten tamamen para gibi görülebilir yani e, para olarak düşünürseniz bunu ne olur? Mesela diyelim ki 500 şey 1 milyar parası olanla 1 milyar 200 milyon parası olan aynı versin desek olur mu? Yani olmaz. Altın, gümüş bugün aynen para hükmünde yani. Onun için altını, gümüşü para gibi kabul edip e, küsuratına da e, ee, zekat düşürmemizde fayda var. Altının gümüşü para gibi kabul edip o küsurat kısmına da zekat düşürmemiz mümkün olur o zaman. Çünkü mesela parada böyle bir tartışma yok. Yani bir milyarın var diyelim ki bir de bir milyar iki milyonun var. Yani işte 1 milyar 300 milyon mesela olmadığı için o şeye varmadığı için işte bir milyardan verecek diye bir şey yok yani para ne kadarsa o kadar kırkta bir bunu herkes kabul ediyor işte altın gümüş de böyle kabul edersek ne kadarsa o kadar onu kırkta biri bunu herkes kabul edebilir İmam-ı Azam her ne kadar öyle vermeyebilir diye bir yol gösteriyorsa da yani beşte birine ulaşmadığı için o küsurat olan kısım yani 200 dirhem 240 olursa ancak 6'ya çıkar vereceğiniz zekat. Yani 5 iken 6 olur. Diyor. 280 ise mesela diyelim 7 olur. 320 ise yani her 40'da 1 dirhem artar. Ama 240 değil de mesela şey 280 değil de mesela 275. 240 kabul ediyor o zaman İmam-ı Azam. Yani o kırkı tamamlaması lazım diyor küsurat. Anlaşıldı mı? Yani ama dediğim gibi bunu para olarak kabul edersek böyle bir sorun kalmaz. Tamamen zaten insanlar bugün büyük bir çoğunlukla para olarak zekatını veriyor. Altını olan adam altın olarak vermiyor zaten. Bu çok nadirdir. Herkes para olarak vermektedir altın ve gümüşün nisabında ağırlığına mı bakacağız, kıymetine mi bakacağız? Ağırlığına bakılır. İcma ile sabittir. Tabi bir meselede icma iddiasında bulunmak kolay değildir. Bütün görüşleri bilmek lazım. Sahabe, tabi'in, tebe tabi'in nesillerinin, müştehitlerinin görüşlerini bilmek lazım. Ondan sonra ancak icma iddiasında bulunulabilir. Yani eğer icma vardır deniyorsa demek ki bir araştırma yapılmış. Yani bu hususta farklı bir görüş ve rastlanılmamış demektir. Ve e, altında gümüşte ağırlığına bakılır. Kıymetine bakılmaz. Yani mesela 20 miskal olursa hani zekat vermek gerekiyor demiştik. E, tabi borçları falan çıktıktan sonra yani borcu falan varsa onlar, onlar sayılmıyor. Her şey çıktıktan sonra 20 miskal kaldıysa bundan işte yarım miskal zekat verecek. Ee, ama mesela 20 miskal yok 19 miskal altını var. Buna zekat düşmez. Ama bu 19 miskal aslında 20 miskal başka bir altından daha kıymetli. Niye? İşte öyle. Kıymetli bir yani altın hani kıymetli yani öyle bir altın ki 20 miskal değil belki 40 miskal yapar yani olsun bu sadece bir altın olarak duruyorsa bu durumda eğer yani bunu satarsa o zaman tabii ki paraya dönüşmüş olacak para olarak ne kadarsa o miktarda zekatını verecek. Başka malı varsa ona ona ekleyecek. Başka malı varsa ona ekleyecek sattığı altınını. O zaman tabii ki kıymeti üzerinden vermiş olacak. Yani bu altının ağırlığına bakılır, kıymetine bakılmaz derken hangi mevzuda nisabın tespiti nisab miktarına ulaşmış mı bu adam ulaşmamış mı bu zekat verecek mi vermeyecek mi yok adam zaten nisab miktarına ulaşmış zengin bir adam başka malları var adamın ha. ve bu adam e, para olarak ödüyor zaten yani bu durumda kıymetine bakılır altının ağırlığına bakılmaz kıymetine kadar kaç gram altın kaç lira ediyor TL olarak Başka malı varsa onun içerisine e, katılacaktır yani. Ben Şafii mezhebindenim. Bakımını üstlendiğim iki yetim var. Bunların yetim maaşlarını alıp altına dönüştürüyorum. Bu altınlar şu an 38 tane oldu. Bunlara zekat düşer mi? Şimdi tane dediğini şey ne ben bilmiyorum. Yani bu 38 tane dediği ne? Ben şöyle söyleyeyim yani bu cumhuriyet altını mıdır? Çeyrek midir? Tüm altın mıdır? Onu belirtmemiş soruda. Biz zaten kuralını söyledik. Yani bizim için gram önemli. Buradaki e, altınlar e, hangi cins altın ise onun kendisi biliyor soruyu soran kişi e, ee, Hanefi mezhebine göre zekatın bir insana farz olmasının şartlarından biri neydi? E, ee, buluğa erişmiş olması. Yani çocuğu, erkek çocuğuysa ihtilam oluyor artık geceleri. E, ee, kız çocuğuysa hayız olmaya başlamış. Bu duruma gelmiş olan kişi buluğa ermiş sayılır. Buluğa ermemiş ise velisi bunun malından zekat veremez yani çocuk mesela daha ufak ama zengin mesela çocuk yani zengin çocuk miras kalmış yani kendisine ama daha çocuk olduğundan kendi mal üzerine kendisi tasarruf etme yetkisi yok velisi var kendisine bakan birisi var o bakan kişi bu maldan zekat verir mi Hanefiler'e göre veremez çünkü ee, bu bir ibadettir zekat bir ibadettir ve e, bu çocuk ise mükellef değildir ibadetle mükellef değildir ama İmam Şafi diyor ki bu bir hakkı malidir yani mali bir haktır evet ibadettir aynı zamanda ama aynı zamanda da bir mali haktır o yüzden bu malda milletin hakkı vardır çocuk da olsa bu malda milletin hakkı vardır onun için çocuğun umalından kendisine bakan kişi zekatını ayırır ve verir diyor. Bu soruyu soran da diyor ki ben şafiyim. Dolayısıyla verecek yani çocuğun malından verecek. 38 altın Tabii kaç gram ettiğine bağ bağlı. Onu baksın tarttırsın yani. 38 gram şey 38 altın mesela 80 gram civarında yapıyorsa demek ki verecek yani. Demek o çocuk zengindir. Ya çocuğun başka malı da varsa başka parası bankada mesela çocuk adına para veya buna benzer bir şey onu da üst üste koyacak. Çocuk büyük gibi yani Şafii mezhebinde. Büyük gibi yani her şey üst üste konulacak. Mesela çocuğa düşen borç babasından mesela miras kalmış o mirasa düşen borç var babasının borçları. Onlar da içinden çıkarılacak. Büyük adam gibi anlayacağınız. Ve o şekilde zekatı verilecek. Hanefi olsaydı vermezdi. Şafide, borç <laughs> evet Şafi'de ben aslında onu söylerken onu düşünmeden söyledim. Öyle yani büyük adam gibi diye söyledim ama o, o manada anlaşılsın diye söylemiştim. Doğrusu Şafi'de borç varsa borcunu düşmez. Doğru, onu hatırlattığın iyi oldu. Ee, çocuk evet, büyük adam gibidir yani malın zekatını verme konusunda Şafii mezhebine göre ama tabii ki Şafii mezhebini taklit eden bir Müslüman, tabii ki bütün konularda Şafii mezhebine göre davranacak. Onda tabii ki borç, borç düşünmediği için yine tamamından zekat verecek yani. Şimdi altınla gümüşün nisabını söyledik ve kıymetine bakılmayacağını, veznine yani ağırlığına bakılacağını, 20 miskal değil 19 miskal ama bu 19 miskal aslında 49 miskal kadar kıymetli bir altın. Zekat düşmez. Çünkü 19 miskaldır Yani İslam'da altına düşen, zekat düşer mi düşmez mi diye buna bakarken ağırlığı önemlidir. Ona bakıyoruz. Mesela, Diyelim ki bir e, işlemeli bir altın tabak yani. 19 miskal ağırlığında ama kıymetli tabak olduğu için kıymetli işçilik var yani. Üzerinde sanat var yani. 20 miskal değil belki de 40 miskal eder. Fakat yine buna düşmez. Ama e, bu yani kendi ağırlığı 19 miskal olduğu için düşmüyor. Ama mesela bunun dışında bir malı daha var. Mesela 19 miskal ağırlığında altını var. Buna düşmüyor. Fakat mesela bir de yanında diyelim ki bir milyarda parası var. Düşer. O zaman üst üste koy. Çünkü altınla gümüş, para üst üste eklenir. Bunlarda yani e, fark yoktur. Yani biri hayvan, biri para değildir. Yani mesela sayma hayvanlarda Normalde zekat vardır ama mesela 30 30 tane diyelim sayma koyun buna zekat düşmüyor adam adam bir de parası var mesela diyelim ayrıca o parayla bu koyun üst üste ekleniyor mu hayır o parayla koyun üst üste eklenmiyor fakat altınla gümüş ekleniyor efendime söyleyeyim altınla para ekleniyor çünkü bunların hepsi aynı cins sayılırlar. Demek ki 19 miskal ağırlığında olsa mesela 80 gram değil de diyelim 70 gram yani. 75 gram ağırlığında olsa altını buna düşmüyor. Ama bir de parası var cebinde. O zaman o olan para da bir miskal ağırlığına yani mesela 5 gram diyelim. Altını kaç gram demiştik? 75 mi dedik? Mesela 70 gram diyelim. 70 gram altını var mesela 15 gramlık kadar da parası var. Mesela diyelim altın şu anda 50 milyonsa misalen 750 milyonu cebinde parası var. Bu adama zekat düşüyor. Altınla parayı üst üste ekliyoruz yani anlayacağınız. Riba e, bazı mallarda yani faiz riba faiz demek. Bazı mallarda riba gerçekleşir bazı mallarda gerçekleşmez. Ribevi mallar var, kıyami mallar var, keyli mallar var, vezni mallar var. Yani çeşit çeşit mallar yani hepsi aynı aynı çeşit değil. Bir hadiste peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Altına karşı altın, gümüşe karşı gümüş, hurmaya karşı hurma, e, buğdaya karşı buğday, arpaya karşı arpa, tuza karşı tuz ziyadesiz ve el ele değiştirilir. Yani e, fazlalıksız ve de peşin yani. El ele yani peşin. Vadesiz yani. Şimdi bu e, mallarda faiz cereyan ediyor demektir. Hadisi manası bu. peşin olmasını şart koşuyor ve de ziyadesiz olmasını şart koşuyor. Yani mesela 10 gram altın verip de 12 gram altın alamazsın. Faiz olur. Mesela bir ton buğday verip de mesela bir buçuk ton buğday alamazsın. Faiz olur. bir ton tuz verip de iki ton tuz alamazsın. Bir ton hurma verip de iki ton hurma alamazsın. Bir gün peygamberimize güzel bir hurma getirmişler. Yemiş çok güzel demiş bu. Bu ne güzel hurmaymış demiş böyle. Farklı bir tadı var. Demişler ki yara sola tabii ki güzel çünkü çok pahalı bu demişler. Yani biz sana getirdik sen yiyesin diye. Bu çok pahalı demişler. Bu demişler hayber hurmasıdır. Ve demişler biz ancak iki kilo merine hurması veriyoruz. Bundan bir kilo alabiliyoruz. Demişler. Efendimiz buyurmuş ki bu faizin ta kendisidir. E ne yapacağız demişler. Yani adam buna birebir vermiyor ki yani bu kıymetli hurma yani birebir vermiyor buyuruyor ki bunu satın iki kiloyu satın paraya dönüştürün bir kilo alın şimdi bu hadis her aklıma geldiğinde aklıma bir e, hatıram geliyor yani Suriye'de bununla ilgili bir tartışma olmuştu yani yani şimdi tamam hadis böyledir yani. Ama bunun manası nedir? Hikmeti nedir yani? Şimdi mesela benim iki kilo hurmam var. iki kilo hurmayı sana vereceğim. Sen bana bir kilo hurma vereceksin. Ya da bu faiz oluyor yani. Ya da şöyle yapacağız. Ben mesela hurmam kilosu bir, bir lira. Seninki iki lira. Ben iki kilo hurmayı sana satıyorum. iki lira yapıyor. Senden de bir kilo hurma alıyorum. Sen zaten hurmanın kilosu 2 liraydı. Aynı şey değil mi yani sonuçta? Aslında aynı şey olmuş oluyor yani. 2 kiloyu sana satıyorum. Fiyatını fiyatını koyuyoruz. Sana satıyorum. Ondan sonra sen de bana kendi malını satıyorsun. Yani iki kat mesela senin malının fiyatı bunun iki katı yani bunu böyle işi uzatmanın bir gereği var mı? Yani işte al bu iki kiloyu ver bana bir kilo. Yani daha kestirme. Yani al bu iki kiloyu paraya dönüştürelim. Sen bana bir kilo ver. Böyle işi uzatmanın yani kulağa böyle göster göstermenin bir gereği var mı gibi akla gelebilir. Yani burada peygamberimizin söylemiş olduğu şey bu değil mi yani? İşi uzatmış olmuyor mu? Zorlaştırmış olmuyor mu? Hayır. Allah Resulü'nün yapmış olduğu şey faizi önünü almaya çalışıyor. Faizcilerin tuzaklarını bozmaya çalışıyor. Bu aslında faizcilerin başvurduğu bir hiledir. Hep böyle yaparlarmış. Adam aslında faizci ama ben faizciyim diyemiyor. Hem suç zaten İslam devletinde faizli işlem yapmak. Mahkemelik olmaktan korktuğu için <laughs> söyleyemiyor. Ama faiz yapacaklar aslında niyetleri o. İşte bire iki yapacaklar mesela. Ee, vadeli verecek. Sen bana bir sene sonra iki katını ver diyecek. Niyetleri faizdir. Fakat böyle söyleyemiyorlar. İslam devletinde bundan korkuyorlar. Ve diyor ki efendim işte benimki kıymetliydi. O yüzden ben bir verdim iki aldım. Benim iki ile onunki bir mi? Benim buğdayım onun buğdayından iki kat pahalı. Diyor. Aslında faiz yapacak. Saklıyor kendini. Faizciliğini gizlemeye çalışıyor. İşte bunları önünü almak için bu gibilere meydan vermemek için Efendimiz diyor ki sat al iki kiloyu sat bir kilo al diyor bu faizin önünü kesmeye çalışıyor İndel mahkeme hüküm budur yani İslam devletinde mahkemede hakim böyle bir anlaşmayı fesh eder kabul etmez bunu. Çünkü hüküm budur yani hadis böyledir ve mezhepler de böyle hüküm, hüküm vermiştir. Ama Allah katında adam mesela böyle bir şey düşünmemiş. Adam faizci falan değil. Aklında bile yok öyle bir şey. Yani hakikaten de bu bunun iki katı. Şimdi mesela bunu satıp da al benim malım kilosu 1 lira al sana iki kilo mal ver bana 2 lira. Aldı cebine koydu 2 lirasını. Sonra şimdi al bu 2 lirayı sen bana ver şu bir şu malından bir kilo ver. Yani bunun aslında bir farkı yok. Yani eğer samimi ise böyle bir şey düşünmüyorsa tam fiyatı da buysa aslında bir farkı yok yani. Ama işte hani geçen anlatmıştım. Hocanın hükmü başkadır Hakiminki başkadır demiştim Yani eğer inanırsa ki Böyle bir şeyin o niyetle Yapmamış yani Yani Allah azze ve celle biliyor zaten kalbini Allah onu kıyamet gününde Bağışlayabilir çünkü o niyetle yapmıyor Böyle öyle bir hesabı kitabı yok yani Hakikaten bu yani bunun kilosu 1 lira Bunun kilosu 2 lira yani e şimdi yani saat parayı al cebine koy tut ona geri ver. Aynı şey. Ee, bu söylediğim mesela hangi mallar için? Ribevi mallar. Yani kendinde riba gerçekleşen mallar. Bazı mallarda riba gerçekleşmez. Yani onlarda fazlalıklı alım satım mümkün. Hayvanlar mesela. Hayvanlar e, ribevi mallardan değil. Bir koyun diğer koyunun iki katı büyüklükte, iki katı değerde ise, mesela diyelim ki büyük bir koyunu verip iki tane koyun alabilirsin. Bir verdin iki aldın. Bu faiz değil çünkü bu ribevi bir mal değil. Faiz gerçekleşen bir mal değil bu. Ama bir kilo buğday ver, iki kilo buğday alamazsın. Demin anlattığım gibi hadis bunu men ediyor. Çünkü faizciler bu yola başvuruyor. Bazı mallarda faizciler böyle yapmaz, böyle bir olay yoktur. O gibi mallar, ribevi mallar sayılmıyor. Hadiste zikredilen o 5-6 altı madde altın, gümüş, buğday, hurma filan bunlar üzerinde tartışma var. Yani Mesela neden peygamberimiz altın gümüş demiş? Yani dünyada milyonlarca madde var. Neden bu 5-6 tane maddeyi saymış? Altınla gümüş semendir yani bedeldir. Yani mal alımında kullanılır. Onun hadiste zikredilmesinin illeti bu. İlleti tespit ediyor alimler. Şimdi ben yani buradaki konuya geleceğim. Şimdi konuyu dağıtmıyorum. Yanlış anlamayın. Ben aynı konuyu anlatıyorum da burada bir şey geçiyor. Diyor ki mesela şer'an diyor keyli ve vezni olmayan mallarda diyor kıymete itibar edilir. Vezne ve adede itibar edilmez. Keyli ve vezni ne yani? Mesela keyli ölçülen. Mesela diyelim ki bir kilo buğday Kilo değil, kile. Gerçi kilo da neyse. Kile yani mesela diyelim ki bir bir teneke derlerden eskiden. Bir teneke buğday mesela diyor adam. Köylü konuşması öyle. Bir teneke buğday. Madem ki buğday tenekeyle ölçülüyor. O halde nasıl bir mal oluyor? Keyli. Ölçülen. Öbürü de mesela tartılıyor. Diyelim ki domates tenekeyle olmaz. Ezilir bir kere. Domates de tartılır. Vezni. Tartılıyor. Şimdi demek ki malların bir kısmı keyli, bir kısmı vezni, bir kısmı da kıyami. Kıymetine bakılıyor. Bir kısmına demek ki ölçüye bakılıyor, hacmine. Bir kısmında ağırlığına, bir kısmında adedine bir kısmında kıymetine şimdi hadiste o 5 6 madde neden sayılmıştır mezhepler arasında tartışma çıkmıştır altınla gümüş anlamak kolay altın mı gümüş nakittir semendir ücret olarak verilir bunu bunda hemen hemen ittifak var mezhepler bunda ittifak ediyor. Ama buğday niye mesela hadiste buğday denmiş de mesela diyelim ki salatalık denmemiş. Tartışma konusu. Bir kısım mezhepler diyor ki bu ölçülebilen bir maldır. Buğday ölçüyle tenekeyle olur mesela. O yüzden peygamberimiz onu misal verdi. Yani o zaman şimdi alim böyle tespit ederse illetini hadiste onun zikredilmesinin sebebini niye başka bir şey değil de o söyleniyor hadiste alim bunun tespitini yapmak zorunda mesela Allah niye içkiyi haram etmiş illeti ne alim tespit yapmak zorunda niye çünkü kıyas yapacak alim kıyas için gerekiyor yani mesela içkin haram olmasının sebebi işte sıvı bir madde olmasıdır diye tespiti böyle yaparsa o zaman su da sıvıdır. O zaman bütün sıvılar haram demesi gerekecek. Kıyas yapacak. O halde bu tespit yanlış. İllet yanlış tespit etti. İşte doğrusu nedir? Sarhoşluk veren. Ha, demek ki içkinin haram olma sebebi illeti sarhoşluk vermesi. O halde sarhoşluk veren bütün maddeler, esrar da buna dahil oluyor o zaman. Yoksa mesela esrar, eroin, kokain hakkında mesela hadis yok. <laughs> Ama genel hükmün içerisinde kıyas yoluyla içki hakkında ayet var, hadis var. Mesela sarhoşluk veren maddeler hakkında hadis var. Onlar olmasaydı bile içki hakkındaki ayetle bile sadece haramdır diyebilirdik. Çünkü içkinin haram olmasının sebebi sarhoşluk vermesidir. Esrar da veriyor. O, hal o, o da haram olur. Bizim yani böyle tespit etmemiz gerekiyor. Çünkü dünyada milyonlarca madde var. Hepsi herhalde geçmez yani Kur'an'da sünnette değil mi yani? O zaman bu odaya sığmaz, bu salona sığmaz yani o zaman. Kur'an-ı Kerim veya hadis kitaplar. Bütün maddeler sayılamayacağına göre birkaç tane örnek veriyor Peygamberimiz. Şimdi alimler bu tartışıyor yani. Peygamberimiz niye buğday dedi de başka bir şey demedi. Bir kısmı diyor ki işte Buğday dedi çünkü demek istedik ki yani bütün ölçülenler tenekeyle hepsi aynı olur o zaman. İlleti böyle tespit ettiği zaman alim bütün ölçülenlerde faiz gerçekleşir demek zorunda. Ölçülebilen maddelerde. Mesela öbür diyor yok efendim de ondan dolayı değil diyor. Peygamberimizin diyor buğdayı hadiste söylemesinin sebebi o değil. Ya nedir? mesela diyor depolanabilen bir maddedir diyor. Uzun süre dayanıyor diyor buğday. Şimdi böyle tespit ederse alim o da ne diyecek? Bütün depolanabilen maddelerde faiz olur. Yani ribevi maddelerden sayılır. Yani bunlarda bire iki alım satım caiz olmaz. O mal sınıfındandır çünkü. Yani illetin tespiti çok önemli. Elhasılı kelam böyle bir tartışma var. Bir kısmı diyor ki işte uzun süre depolanabildiği için. Bir kısmı diyor ki ölçülebildiği için. Bir kısmı diyor ki yiyecek olduğu için. bir kısmı diyor ki tartılabildiği için şimdi yani buğday niye söylenmiş buğday arpa diyor mesela şunun için hadiste yani şöyle olanlar demek istedi mesela tuz niye dedi işte şunun için hurma niye dedi işte bunun için bir tespit yapıyor mezhepler arasında bu hususta tartışma var bu hadis riba ile ilgili önemli bir hadistir ve ribevi maddelerin tespitini sağlamaktadır. Ama tabii ki tartışma bitmemiştir. Efendime söyleyeyim şimdi bu konu anlaşıldıysa şimdi buradaki konuya geliyorum. Yani keyli mallar, vezni mallar e demek ki e Hanefilere göre eee R ribevi olanlar yani faizin gerçekleştiği mallar hangi mallar olmuş oluyor? Keyli ve vezni olanlar. Keyli ve vezni olan mallar da faiz gerçekleşir. Bunlarda e, kıymetlerine Keyli ve vezni değilse yani yani ribanın gerçekleşmediği mallardansa mesela hayvan bunlarda veznine bakılmaz adedine bakılmaz kıymetine bakılır yani mesela bir e, koyun diyelim ki adamın 121 tane koyunu var saime. 121 tane koyunu var. Buna ne kadar zekat düşüyor? 2 2 tane düşüyor. 2 tane koyuna denk bir tane büyük koç şöyle 100 kiloluk bir koç verse olur mu? Olur. Çünkü bu ribevi bir mal değil, keyli veya vezni bir mal değil yani ölçülmüyor tartılmıyor koyunda kıymet önemlidir adet de yani bunlarda bire <laughs> iki şeklinde olması caiz yani bunu niye söylüyor kitap şöyle bir şakla şey gelir mi diye söylüyor yani yani iş işte mesela iki koyuna bedel bir koyun o zaman faiz olmaz mı iki koyun verecekken bir koyun veriyor veya mesela bir koyun yerine iki koyun mesela diyelim ki alsa birine mesela borç vermiş olsa iki koyun borç verse onun karşılığı bir koyun büyük koyun alsa olmaz mı bu faiz falan tehlikesi var mı işte bunlar keyli ve vezni olmadığından bunlarda kıymetine bakılır ee, bir İki koyuna iki koyun yerine bir koyun zekat olarak verilebilir e, diyoruz. <laughs> mesela ama buğday olsa, buğday nasıl mallardandı? Ribevi yani riba'nın gerçekleştiği mallardan idi. Ribe, e, mesela buğday arpa gibi mallardan e, iki kilo yerine bir kilo iyi buğday. İki kilo adi buğday yerine bir kilo iyi buğday olmaz. Çünkü bunlarda faiz gerçekleşmektedir. Eğer o maldan veriyorsa ama TL olarak veriyorsa zaten kıymet olarak verecektir. Anlaşıldı mı? Demek ki koyunda iki koyun zekat yerine bir koyun zekat mümkün. Ama buğdayda iki koyun iki kilo buğday yerine bir kilo buğday mümkün değil. Çünkü birisi ribevi bir mal birisi değil. Mesela iki miskal altın yerine bir miskal ağırlığında bir altın verilebilir mi? Ama bir miskal ama öyle bir miskal ki iki miskal değerinde. Niye? Mesela diyelim ki el işçiliği var üzerinde. İşçilikli bir altın yani. Verilemez çünkü bu hadiste altın ve gümüş de geçiyor. Altında, gümüşte, buğdayda, demek ki hurmada demek ki bunlarda faiz olur. O halde bunlarda yani böyle yapamazsınız diyor. Bu gibi mallarda ölçülen, tartılan mallarda veya para altın ve gümüş para altın ve gümüşte ya da ölçülen ya da tartılan mallarda ne diyor hadis birebir ziyadesiz fazlalıksız ve bir de peşin yani vadeli de olsa yine bir fazlalık olmuş olur menfaat yani mesela diyelim ki bir ton buğday verdin birine o sana bir sene sonra gene bir ton buğday veriyor. Bir ton verdin sana bir ton veriyor. Caiz olmaz. Araya bir yıl girdi. Faizciler bunu şöyle yapar. Bir ton kötü buğday verir. Senden bir ton en kaliteli buğdaydan ister. Bir sene sonra. Böylece aynı miktar oluyor. Yani bir tona bir ton. Bire bir. Faiz yok canım bunda. Halbuki kalite farkı var. Bu kalite farkının hangi şeyle isteyebiliyor senden? Vade farkından dolayı isteyebiliyor. O bir yının hürmetine diyor ki, ben sana kötü buğday vereyim, sen bana iyi buğday. Bu bu şekilde e, alım satım. Ama yoksa birine borç olarak vermişsin Allah rızası için. Aynı şekilde sana o da aynısını vermiş, aynı buğdaydan öyle bir şart da yok. Olur. Hatta sen e, fazlasıyla versen Allahla senin aranda öyle bir örf adet olmadığı halde, öyle bir gizli anlaşma olmadığı halde, sen gönlünden kopmuş alacak e, borcu, borcunu güzeliyle ödemek istemişsin, güzeliyle ödemek için daha güzeliyle vermişsin, bu caiz. Peygamberimiz bir deve yavrusu, daha doğrusu biraz küçük bir deve diyelim, yavru demeyelim de, biraz küçük bir deve almıştı bir adamdan, ödünç olarak sonra ileride onu ona daha güzeliyle, daha büyük bir deve olarak verdi. Çünkü böyle bir anlaşmaları yoktu. Sırf gönlünden koptuğu için verdi. Bu caizdir yani. Gönlünden koparak yani daha güzeliyle ödemek sünnettir. Ama gizli bir anlaşma varsa ben sana bir, bir, ton adi buğday vereceğim. Mesela adam paraya ihtiyacı var. Yani bu faizciler var ya bu Allah'tan korkmazlar. Bunların başvurduğu o kadar çok yol var ki İslam devletinde mahkemeden korktuğu için o kadar yöntemler geliştirmişler ki birisi ihbar ettiğinde yok efendim haşa ben 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 Allah'tan korkarım ben faiz yapar mıyım? Benimki işte şöyle oldu diyecek. Öyle yollar bulmuşlar ki mesela Adama mesela 10 milyar para lazım. Gidiyor faizcinin kapısına. Zaten o biliyor o faizi. İkisi de birbirini biliyor yani. Anlaşma belli yani. Gidiyor diyor ki bana e, işte 10 milyar lazım. Ama İslam devleti yasak. Yani faiz yasak. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Çözüm. Adam ortaya koyuyor mendili ve bir bez parçasını koyuyor ortaya. İçine de 10 milyarı koyuyor. Toplu al diyor. Sana on, bunu diyor sana sattım 15 milyara. Satmış yani alışveriş ya beya. Yani riba değil de beya. Alışveriş gibi. Yani bu duruma göre o bez parçası kaça geliyor? 5 milyar. Böyle bir bez parçası var mı dünyada? Yani böyle bir yol ile bu mahkemede hesap çekin, hesaba çekildiğinde efendim ben ben yapmam canım faiz. Ben mal sattım ya. Ben sattım ya. Ne sattın? işte mendili sattım efendim ben. Mendilin de içinde de para vardı. Hepsini birden işte bu gibi hileler yapılmış. Onun için peygamberimiz de bunu önlemeye çalışıyor. Tabii ki devletin başındakilerin böyle bir sorumluluğu vardır yani her türlü kötülüğü önlemek için tedbir alır. Böyle, böyle bir tedbir alıyor. Diyor ki yani bazı faizciler şöyle yapabilir. Mesela bir ton buğday, adi buğday. Mesela ben paraya ihtiyacım var. Mesela 5 milyara ihtiyacım var. Şimdi ben gitsem para olarak alsam fazla para olarak versem 5 milyar alıp 10 milyar versem faiz olacak. Öyle olmasın diye ne yapıyorum? Diyorum ki sen bana iki ton buğday ver. 5 ton buğday ver mesela. Kötü buğday. 5 ton buğday ver. Benim ihtiyacım ben onu satayım. 5 milyar para elime geçsin şu anda acilen. Mesela alıyor 5 ton buğdayı. Kilosu 1 milyondan mesela satıyor buğdayı. 5 milyar hemen ihtiyacını görmüş oluyor o parayla. Adi buğday. Ee, bir sene sonra ona en kaliteli buğdaydan. Kilosu 2 milyon olan buğdaydan veriyor. Gene bir ton 5 şey ton. 5 tona karşı 5 ton veriyor. Ama iki kat kaliteli bir buğday. Bu durumda e, bu faiz olur. Çünkü gizli bir anlaşmaları var. Bu niyetle yapmaktadırlar. Eğer böyle bir anlaşma olmasaydı borç olarak verilmiş olsaydı, sadece borç olarak, bunda mal satımı gibi sanki, veya malı borç olarak veriyor gibi, emanet olarak veriyor gibi davranıyor, ama aslında parayı satıyor. Parayı satıyor. İşte bu gibi hileleri önlemek maksadıyla, Efendimiz buyuruyor ki, peşin ve ziyadesiz. Bir kilo buğdaya bir kilo buğday, ve aynı anda. Bu durumda faiz olmaz artık. Yani faizci zaten neye karşılık faiz alıyor? Vadeye karşılık değil mi? Zamana karşılık faiz istiyor. Zaten peygamberimiz de zamanı durduruyor. Zamanı kaldırıyor. Diyor ki zaman olmayacak peşin. Al şu buğdayı ver bana şu buğdayı. Aynı miktarda ve de aynı anda. Allah Resulü'nün hedefi bu. Yani bu faizcileri önlemek için. Ee, diyor ki onu sat git bunu al diyor. Madem ki bu sen daha kaliteli buğdaya ihtiyacın varsa kendi buğdayını sat git bundan al. Böylece faiz şüphesi veya faiz yolu kapansın. Böyle şüphede kalmasın kimsenin kalbinde. Ee, böyle bir çözüm yolu tabi Allah'tan korkmayan adam her türlü yol buluyor yine de e, fakat İslam'da yan bu yolları birer birer kapatmaya çalışmıştır